belki fark etmişsinizdir takıntılı bir şekilde Pisagor teoreminin mümkün olduğunca çok ispatını yapmaya çalışıyorum. Hatta hemen bir tane daha yapacağız bu videoda. Diğer tüm ispatlarda olduğu gibi yine bir dik üçgen çizerek başlayalım. Hipotenüs alta gelecek şekilde çiziyorum. Yani bu dik üçgenimizin hipotenüsü. Oldukça büyük çizmeye çalışıyorum ki yazıp çizebileceğimiz daha çok alanımız olsun. Hipotenüsümüz bu hipotenüs olmayan uzun kenar da bu olsun. Gerçi iki kenar birbirine eşit olsa da olur ama bunu biraz daha uzun çizeceğim. Bu kenarın uzunluğu a olsun. Şimdi de buradaki kenarı çizelim. Dik üçgen olması için tabii şöyle bir açıyla çizmek lazım. Bu kenarın uzunluğu da b. Bayağı dik üçgen oldu değil mi? 90 derecelik açımız, dik açımız da burada. İlk olarak bu üçgene alıp saat yönünün tersine 90 derece döndüreceğiz. Yani bu yönde 90 derece çevirip bu üçgenin aynısından bir tane daha oluşturacağız. Hemen yapalım. Hipotenüs düşey, dikey doğrultuda olacak. Hemen hemen aynı uzunlukta çizmeye çalışıyorum. Evet, a kenarı böyle olur. Bu üçgendeki b kenarına paralel aslında. Mümkün olduğunca güzel düzgün çizeyim. Şöyle bu kenarın uzunluğu da a. Ve dikkat ederseniz bu açı da 90 derece. Birbirine karşılık gelen tüm kenarlar arasındaki dönme açısı 90 derece. Yani burası da 90 derece. Şimdi de b kenarını çizelim. Yani b uzunluğundaki kenarı o da böyle bir şey olacak. Dik açımız buraya geldi. Tek yaptığımız bu üçgeni alıp saat yönünün tersine 90 derece çevirmek. Şimdi bir paralel kenar oluşturacağız ama önce hipotenüsü bir isimlendirelim. Şöyle beyazla yazayım. Bu c yüksekliği. Şimdi bu noktadan da bir c yüksekliği çizelim. Yani bu yükseklikte c. Peki buradaki uzunluk nedir? Bu nokta ile bu nokta arasındaki uzunluk ne olur? Bir ipucu gelsin. Bu bir paralel kenar. Bu kenar, bu kenara paralel aralarındaki uzaklık değişmiyor. Yatayda ve düşeyde kat edilen mesafe değişmediğine göre, bu kenar alttaki ile aynı uzunlukta olur değil mi? O zaman demek ki bu kenar daha uzunluğunda. Sıradaki sorum şu, oluşturduğumuz bu paralel kenarın alanı neye eşittir? Bu paralel kenarın alanı nedir? Paralel kenarı yere paralel olacak şekilde çizeyim, soruyu öyle düşünelim. Bu A uzunluğu, bu da a uzunluğu, bu c uzunluğu, bu da c uzunluğu. Bu kenar bize bir ipucu veriyor. Yeşille çizeyim. Paralel kenarın yüksekliği işte bu. Bu kenar tabana dik. O halde paralel kenarın yüksekliği de a'dır. Peki alan nedir? Paralel kenarın alanı taban kenarı ile yüksekliğin çarpımıdır. O halde bu paralel kenarın alanı a kare olur değil mi? Bu şeklin alanı a kare olur. Şimdi yine aynı şey yapalım ama bu kez asıl üçgenimizi diğer yöne, diğer tarafa döndürelim. Yani saat yönünde 90 derece çevireceğiz. Ve bu kez dönme eksenimiz bu nokta olmasın da bu nokta olsun. Peki nasıl bir şey çıkar ortaya? C uzunluğundaki kenarı bu yönde döndürdüğümüzde şöyle bir şey olur. Mümkün mertebe yine aynı uzunlukta çizmeye çalışıyorum. Bu kenarın uzunluğu C, B uzunluğundaki kenarı çevirdiğimizde böyle olur. Bu kenara paralel olur. Burası dik açıdır. Şöyle düzgün çizeyim, bayağı da güzel oldu. Ve A uzunluğundaki kenar buraya gelir. Yani burası A, bu kenar B, B'yi maviyle yazayım. Burası B, ve üçgenimizin dik açısı da buraya denk geliyor. Şimdi aynı şeyi bir daha yapalım. Burada bir paralel kenar oluşturalım. Burası c yüksekliği. Burası da c yüksekliği. Demek ki mantığa göre bu kenarın uzunluğu b ise bu uzunlukta b olur. Çünkü bu kenarlar birbirine paralel. Yatayda aynı miktarda ilerliyorlar. Yatayda aynı miktarda ilerliyorlar, düşeyde aynı miktarda yükseliyorlar. Nereden biliyoruz? Çünkü paralel bu kenarlar. O halde aşağıdaki kenarında, bu kenarında uzunlukları b'dir. Peki bu paralel kenarın alanı neye eşit olacak? Gözümüzde daha iyi canlandırabilmek için bunu da altı yere paralel olacak şekilde çiziyorum. Bu, bu kenar. Burada aynısından bir tane daha var. İkisinde uzunlukları b. Bu kenarların uzunlukları da c. Yani bu da c, bu da c. Peki yükseklik nedir? Bu paralel kenarın yüksekliği de b. Burada görünüyor. Bu açının 90 derece olduğunu biliyoruz çünkü üçgeni 90 derece döndürdük. Paralel kenarı bu şekilde oluşturduk zaten. Şimdi bunu bildiğimize göre paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklikti. O halde bu paralel kenarın alanı b kare olur. Ve işte şimdi işler tuhaflaşmaya başladı. Şimdi şeklin bu kısmını kopyalayıp yapıştıracağım. Çünkü bence şeklin en ilginç kısmı burası. Şöyle güzel bir şekilde seçeyim. Bu kısmı seçersem olur gibi. Kopyalıyorum. Sayfaya aşağı kaydırıp yapıştırıyorum. Oluşturduğumuz bu şeklin toplam alanını biliyoruz. Şimdi birkaç fazlalığı temizleyeyim şurada. Fazlalıkları atıyorum ki geriye sadece yoğunlaşmak istediğimiz kısım kalsın. Güzel. Bu uzunluğun c olduğunu zaten biliyoruz. Hatta şöyle göstereyim. Bakın ilk üçgenimiz yeniden oluştu. Bu uzunluğun c olduğunu biliyoruz. Ayrıca yükseklik de c. Ve alttaki mesafe de c. Sorum şu. Bu şeklin toplam alanı nedir? a kare artı b karedir, değil mi? Yazayım. Bu iki paralel kenarın toplam alanı a kare artı b karedir. Şimdi bu şekli öyle bir düzenleyelim ki alanı c cinsinden ifade edebilelim. Buraya bu kenarı çizdiğim anda aklınıza gelmiş olabilir. Şöyle beyazla çizeyim bunu. Bu kenarın uzunluğunun c olduğunu biliyoruz. Çizdiğimiz ilk üçgenden geliyor bu. Şimdi bu kenarın uzunluğu c olduğuna göre bu uzunlukta c olur. Şimdi üstteki dik üçgeni alıp, ki asıl üçgenimizin aynısı bu üçgen, aşağı kaydıralım. Ne demiştik? Üstteki dik üçgende dahil olmak üzere toplam alan a kare artı b kare eşitti. Çizdiğimiz ilk üçgen hariç. Bu üçgeni kesip peki buraya yapıştırsak ne olur? Yaptığım tek şey üstteki üçgeni aşağı taşımak. Şekil şimdi buna dönüştü. a kare artı b kareye eşit olan alanı a kare artı b kareye eşit olan alanı yeniden düzenledik. Yani bu karenin toplam alanı hala a kare artı b kareye eşit. Bu alan a kare. Önceden paralel kenarda ama üst kısmını kesip aşağı taşıdık. Bu alan da b kare. Şimdi toplam alanı c cinsinden nasıl ifade edebiliriz? Oluşan şeklin C'ye C boyutlarına bir kare olduğunu biliyoruz. O halde şeklin alanını C cinsinden C kare olarak ifade edebiliriz, değil mi? Yani A kare artı B kare eşittir C karedir. Ve böylece Pisagor teoremini bir kez daha ispatlamış olduk. Şahane.